Sen miydin Ata? Görmedim seni. Aklın nerede kızım? Yoksa bir başkası mı var? Bilelim de tavrımızı ona göre alalım icabından. Yok be Ata, moralim çok bozuk. Hadi gel parkta biraz konuşalım. Hem moralin düzelir. Yok olmaz. Eğer eve gecikirsem annem kıyameti koparır. Bütün gün bağırıp durmuştur babaannem. Gidip nöbeti devralmam gerekiyor diyor. Annen, babaannen, baban. Hep bunlarla mı uğraşacağız ya? Şikayetin varsa git başkasını bul. Ne yapabilirim? Benim elimde mi? Ya tamam, ne dedik, ne yaptık şimdi? Anlamıyorsun Ata. Sana göre hava hoş. Parkta oturup el ele tutuştuk mu sen mutlu oluyorsun. Ama benim içimde kopan fırtınaları görmüyorsun. Çığlıklarımı duymuyorsun. Duymak istemiyorsun. Hoppala kızım. Ne çığlığı ne fırtınası. Sen nelerden söz ediyorsun? Tamam Ata. Ne olur rahat bırak beni. Tamam merak etme. Biz gitmesini de biliriz. İyi git öyleyse. Gideriz dedik ya. Sen bugün kötü havalarda uçuyorsun. Yarın görüşürüz. Ata! Ata! Da seni kırmak istemiyorum. Seni ne çok sevdiğimi biliyorsun. Ama şu sıralar hiç iyi değilim. Beni anlamaya çalış. Ne olur kızma bana. Biliyorum. Seni çok iyi anlıyorum. Hadi şimdi git. Yarın görüşürüz. Onu çok seviyorum. Evet, hala seviyorum. Bir parkta 5 dakika birlikte oturup el ele tutuşmak, 3-5 tatlı söz etmek. Hepsi bu. Bu bizi çok mutlu ediyordu. Liseyi bitirip babamın mağazasında çalışmaya başlayınca evlenecektik onunla. Evde bir takım sorunları olduğunu biliyordum ama Pervin'i hiç bu kadar mutsuz, hiç bu kadar çaresiz görmemiştim.